Ooo, çok kritik. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarındasınız. Kendi kanalınızdasınız ve Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen, en sevilen futbol programı Beyaz Futbol'da sizlerle beraberiz. Yine her zaman olduğu gibi 2000'in kapıda programı açmaya çalışıyoruz. Birbirlerini öptükten sonra tabii. Çok kötüyüm, anlatamam. Çok geçmiş olsun. Özledim hocam. Domuz gibi mi hocam? İlk defa Ahmet Hoca'dan bu kadar uzun süre. Domuz gibi sanki hakikaten iyi değilim. Öksürük, boğaz yanması. Allah Allah. Bakıyor. Geçmiş olsun. Akşam biraz herkes grip birazdan. Doğru. Bu doğmuş. Sakallı ne be? Bu doğum fırlamış mı? Sakallı ne oldu? Bu doğmadı. Fırladı mı? Ya beyler. Fırladı. Çok boş muhabbet yapıyorsunuz. Uyuz olmaya başladın. Alayınıza Apo hariç. Üçünüz öyle. Vay hocam. Bak şu ne zararlısı. Hocam biraz seviyeli muhabbet. Vay hocam, seni tebrik ediyorum biliyor musun? Niye? 2016'da inşallah insani yorumlar yapacaksın. İnsanları kucaklayacaksın. Hocam biraz. İnsanları seveceksin. Hakikaten 2016'ya biraz hasta başladın ama inşallah bu hastalık sana pozitif yönde dönecektir ve insan olacaksın. Vallahi. Vallahi insan. Hocam bekliyorum. İnsan mı? Hocam insan mı? İnsan. Ya sizin gibi insan olacaksan ben Şu haline bak. Yeni saçlarını artmış Vitor Pereira gibi. Önüne bir tane gümüş tabak. Efendim Namık Kemal Üniversitesi. Tamam, teşekkür ederiz kendilerine. Onları övüyorsun. Ama her getiren üniversiteyi öv. Her hafta 10 tane üniversiteden ödül geliyor. Vitor Pereira gibi. Doğru söylüyorsun hocam. Sinan'a yol veriyorsun. Bilmediğimiz şeyler yok. UEFA'nın kriterleriymiş. Onu babam da biliyor. Hocam bilmiyorum ben. Hadi bırak bu işleri. Hocam insanlar sen bilmiyor. Şiplit'in kalecisiyim. Şiplit'in kalecisi kim ya? Ay, alamayacağı etmez. Ha, alabiliyor musun işte o Marsilya'nın kalecisini? Alamadı hocam, yok. Mandan da gelmedi. O zaman peki ben sana bir şey soracağım. Sanki... Hocam ölüyor. Hocam ölüyor. Söylüyor. Doktor. Sanki bir şeymiş hocam. Gibi. Yeni biraz yağlı bir çek. Sakin ol. Hocam içiyorsun günde 5 paket sigara. Ondan sonra böyle oluyorsun. Sakarya mı? Nereye? Ertem'in neresini biliyorsun? Kalbi büyüktür Ertem'in. Yüreği büyüktür. Popülistan be. Şimdi sol kanada doğru. Topla buluşan futbolcu Sinan Engin. Baktı arkadaşlarına. Rasim Ozan Kütahyalı'yı attı. Abdülkerim hareketli. Onun önüne gol pozisyonu. Ceza alanına. Bir şut rekten dönüyor. Sinan Engin vuruyor. Topu alana gidiyor. 1-0 öne geçiyor Beyaz Futbol. Rakip takımın hata var. O bölgeye doğru hareketlenen Rasim Ozan kayarak müdahale etti. Çok sert bir müdahale. Hakem Muhammed Çakar koşarak geliyor. Kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı kart. Rasim Ozan Kütahyalı. Sinan Engin çok sinirlendi. Kenara gitti. Bir bardak su istiyor. Aldı suyu. Bardağı kırdı. İnanılır gibi değil. Bardağı kırdı. Bir kırmızı kart ona. Ahmet Çakar durdurulamıyor. Son düdüğü çaldı. Beyaz Futbol kazandı. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Gerçekten rezalet. Rezalet. Ne oldu gene? Niye ben ya? Şahsen böyle bir konuşmayı şahit olacağım bilseydim. Ya kutlamak lazım Pereira'yı. Ben seni korurum Kuddusi diye geyik yapmak yerine Allah cezanı versin Kuddusi'ye. Ya Allah Allah. Bir müsaade eder. Özür dilesin. Sevgili seyirciler, Kuddusi hocam. Özür dilesin. Ben şahsen benim programım olduğu için özür diliyorum. Peki, ben de özür dileyebilir miyim? Özür dileteceğim size. Ben bana gel tek beni çek. Özür dilerim. Tek beni çek. Yok ya, böyle çekecek abicim. Tek çeksin. Çünkü ben özür dileyeceğim. Haklısınız, düşündüm. Tek bunu çek ki. Allah cezanı versin diyerek yanlış yaptım. Kudüs'ü müftü olacağım. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah, böyle konuşulur mu? Dimdik dur. Merkez Hakem Komitesi Başkanıyım. Abi sen nasıl bir izah atıyorsun? Lütfen konuşmanızı isterim. Kılıçdaroğlu'dur. Armensin. Ya Demirbaş Çinidir ya da Selahattin Demirtaş'tır. Öyle mi? Selahattin değil de. Bir dakika, hayır. Şu var. Molde orta saha. Meclisteki. O da. Molde orta saha Armensin. Te. Armensink mi? Armensink, Molde orta saha. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Norveç'in balıkçıların köy takımından... Oy hocam yapma Molde dediğim takım. Hocam her türlü haberi değerlendirmek zorundayız. Yemişim Armensink. Gelen bana bilgiyi aktarım. Tutar tutmaz. Yeni operasyonlar başladı adalardan modalardan. Yolsuzluk diyorsun. Yolsuzluk dedin. Rasim. Yolsuzluk
tutup dedi. Şarjı mı bitti? Ayrıca Sinan Akçı'nın selam kardeşim. Sinan Akçı'da, molde. Sinan Akçı'da bir el sallayın hocam. Bin bir geceyi yap diye kucak dolu. Sinan Akçı. Sinan Akçı. İyi bir şey var Sinan. Sinan Akçı'la selam söylediyorsunuz. Bon servis elindeymiş, serbestmiş. Bir kere de. Hocam bir kere de. Ya bir dakika. Bir kere de. Bak hep böyle yapıyorsun. Bir kere de geldi Şahan Gökbakan bilmem ne, hatırlıyor musun? Gitti gece bir de. Herkes kriz geçirdi. Yok o dedi dalağını kontrol etsin. Yok bu saatte ben gelemem. Pompa pompa. Erdem kasıtlı açıyorsun. Kasıtlı. Her şeyi kasıtlı yapıyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur, yapma. Aa. Hakikaten TT'yiz lan biz. Ne olmuşuz ya Ahmet Hoca ile? Ooo. Seni pompa geldi. Merhaba. Hepimiz TT olmuşuz ya. Ertem yine ağlıyor mu gülüyor musun? Yapma be, yapma seni. Hastalık bulaşabilir senden. Onda da bir grip vardır, bir şey var. Sinan kardeşime buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi hocam kontamine ettim. Ne? Allah ya, bitirdin hepimizi, bizi bitirdi. Ne ettin bizi? Sırada neler diyor, pompa pompa. Ben pompa falan demedim ya. Bir dakika hocam, dur bir dakika. Ben pompa falan demiyorum. Bak, bırakın beyler, geçelim bu hocam, bir dakika. Bırakın. Bırakın. Tamam bırak. Bırakın bir saniye. Konuşma kardeşim. Tamam konuşma. Adamın hesabını bozmayın. Ben öyle bir şey demedim. Ya Ertem. Şahı Gökbakan'ı demedin mi? Ben hiç pompa falan demedim. Ağzından pompa diye bir şey çıkmadı. Dedin dedin. Neyse karıştırma. Hocam demedim öyle bir şey. 3 sene önce. Galatasaray-Molde ilişkisi beni. Beni. Molde'si bir turist kızın Bodrum'a veya Antalya'ya gelip bir doğulu Güneydoğulu garsona aşık olup gitmesi ilişkisine benziyor. Allah ne oluyor? Oh! Hocam çok tehlikeli. Norveç'ten. Hocam bu ne demek? Norveç'ten. Dur bir genç kız bakın. Bakın aşk hikayelerine bakın. Doğulu ve Güneydoğulu kardeşlerimiz bir şeydir değil mi? Asla böyle saçmalama canım. Özellikle Bodrum ve Antalya'da. Doğru söylüyorum. Hizmet sektöründe. Garson sektöründe çalışan Güneydoğulu çocuklar vardır. Çok da efendidir. Aa delikanlı civek saygılı çocuklar. Cengaver. Evet hatta sorarım. Nerelisin abi, Diyarbakırlıyım. Civanmer. Şurada cengaver. Okuyorum. Bir dakika şurada okuyorum. Hepsi kardeşimiz, adam. Kardeşimiz hepsi. Bu, bizim çocuklar, el alemin çocukları aslan gibi baba parasılığı okuyor. Adamlar garsonluk yaparak eğitimini. Bitiş, o sorun o değil. Norveç'ten gelip o beyaz tenli, etli, kırmızı yanaklı, kuzeyli bir kız. 23-24 yaşında. Hocam ne biçim gecenin bu saatinde. 1.65 boyunda kara, kuru, zayıf. Bir Güneydoğulu garsona aşık olma hikayesi gibidir. Hikaye böyle başlar. Sarayla bilmem ne var değil mi? Sarayla bilmem ne vardır böyle hikayeler. Bakın vardır. Bana bu Molde Galatasaray ilişkisi önce garsonla. Garsonla. Yaşlı kadınla. Molde. Ne diyor? Ne zamanı? Garsonla. Norveçli anne. Norveçli anne. Kız Norveç'e döner. O güzel. O güzel kış evinde annesinin babasının adı. Anne baba der. Ne oldu? Ulan nasıl hikayenin içine ediyorsun? Hocam bayılın Molde ile teyze ne alakalı? Garson kızla. Garson kızı Anadolu genç. Bir dinleseniz anlatacağım. Bıçkın delikanlının Molde'nin Galatasaray transferi. Bir dinleseniz anlatacağım. Anlıyorum hocam. Ulan işte kızın anası babası der ki. Ne? Evleniyor musun? Kimle der? Ali from Diyarbakır der kız. Şehmuz, Şehmuz. Evet. Daha orijinal. Kaç yaşında der? 18. Norveçli baba der ki kızım. Sen üniversite öğrencisin. Örneğin 23 yaşındasın. Oslo Üniversitesi'nde okuyorsun. Senden 5 yaş küçük. Şehmuz'la. Türk'le. Hani onlar Türk'e şeye bakar ya. Evleniyorsun. İşi yok, gücü yok. Nasıl geçineceksiniz? Ama baba der kız. Ama baba. Ali'ye gelelim. Ali'ye göster. Ali'ye bakar döner. Sakın burada bir etnik ayrımcılıktan yapmıyorum. Abi tabii yok hocam. Hepsi herkes kardeşimiz. Kürtler'de demek. Veya Şehmuz döner diye. Norveçli balıkçılar. Benim aklıma ne geldi? Bir dakika abi. Ali der ki baba evleniyorum. Anlamadım der baba. Anası fazla konuşma. Çünkü ataerkil bir ailedir. Norveç'te pek öyle değil. Yemek servisi yapıyor. Norveçli. Anna ile tanıştım. Çok sevdim. Kaç yaşında kardeşim? Oğlum anan yaşında neredeyse. 5 yaş büyük. Sen kaç boyunda? 1.82. Evladım sen 1.65 topukluksun. Şimdi uyumuyor. O da diyor ki baba uyusa da uyumasa. Ben aslında. Benim aklıma ne geldi biliyor musun buradan? Sana buradan bir yeri bağlayayım mı? Hocam. Gözlerim durmasın. Bugün bir haber geldi bana. Şimdi bak bir dakika bitirme. Bugün bana bir haber geldi. Neydi bir arada tutan bunları? Neydi bir arada? Din farkı. Durun abi bir dakika dur ya. Dur bir dakika. Hocam benim aklıma bugün bir şey geldi. Neydi? Geçen gün. Ellerimiz. Dur. Stop. Dur bir dakika. Sinan Akçı'nı bak.
Diyarbakır Ali nedir bir anadı tanrı? Diyarbakır Ali. 6 ay evvel. Erden bağladın. 6 ay evvel bir haber vardı. Biliyor musunuz? Hocam. 6 ay evvel. Hocam ağrı yıkılan, ağrı yıkılan adam buzağı evine almıştı. Buzağı. Buzağı alırsın evine. Buzağı evine almıştı. Bebek buzağı evine aldı. Tamam. Evet, tabii yerde yuvarlanıyor şu. Bak buzağı. Bugün beni buzağın sahibi aradı. Niye? Sinan abi dedi. Buzağı dedi. Çok iyi duruma geldi dedi. Buzağı dedi 6 aydır ben bakıyordum. Tamam, şimdi buzağı bize bakıyor tamam, dedi. Tamam kesim yiyelim. Almış büyütmüş buzağı. Galatasaray Molde ilişkisini. Özellikle son saat ve son günlerde yoğunlaşan bu ilgiyi sevmedim. Indira Gandhi mi var? Ben bu yok ilişkiyi sevmedim. Yok abi ya Mustafa Hoca'nın olduğu yerine indirin. Bu ilişki, olmaz. Bu ilişki ama bir ilişki değil. Beyler Molde'nin çıkmaları Galatasaray'a almak, hocam, taraftarın gözünü boyamak, sesini kapatmaktır. Hocam Ocak ayında ne bulacaksın? Bulsam buzağı gibi şeyler bulursun. Mecbur musun? 25 yaşında ön libero oynuyor Molde'de. Evet. 75 maç oynamış, 5 gol, 7 asist. Ne var bunda? Hocam ne var? Harman Singh. Hocam bak. Norveç'in balıkçılarını topladılar. Hocam bak bize ya? Bir transfer istihbaratı gelir. Biz bunu değerlendiririz. Tamam. Olur olmaz. Adı ne bu çocuğun? Harman. Harman soyadı yok mu çocuğun? Singh. Ne? Harman Singh. Sink. Peki. Armen Sink. Armen diyelim. Kısaca Armi diyelim. Armen. Ya Armen Sink'ten de bir şey çıkarmış ya. Armen Sink. S-I-N-G. Erten ne yapıyorsun adamı Sink diye. Armen Sink. Tamam. Armen Sink. Armen diyelim kısaca sıkıntı olmasın. Armen. Herkes giriyor kardeşim. Armen nereden hocam, çıktı? Hocam nefes atmadan bu Armen Sink adamı değil mi? İngiltere Premier Lig'den oyuncu alıyorsunuz onu. Buyurun Sinan Akçı'nın ismi geldi. Kimle geldi? Kim Mevlüt'le. Mevlüt abi. Mevlüt tıraş yapıyor. Armen Sink mi hocam? Acaba Armen Sink de Mevlüt'le. Bir dakika öyle değil soy ismi. Sen Mevlüt bağlasın. Hangisi Armen? Mevlüt mi? Bir dakika. Hocam oturamayalım. Armen Mevlüt'e gideceksin. Hocam oturan Sinan Akçıl ya. Ne Armen ki ya? Hocam Sinan hem Mevlüt tıraş edin. Mevlüt şu an bağlan Sinan'ın yerine. Mevlüt bağlansın. Mevlüt oturan mı arttaki mi? Mevlüt beyaz gömlekte olan hocam ya. Armen. Abi transfer haberi söylüyorum. Allah aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Ertem ilgili seyirciler. Oğlum oraya yandırtsana. Bir dakika futbolcunun ismini söylüyorum size. Abi ben sizce saygı duyuyorum. Ayıp ya yapmayın. Beyler başınıza iş alacaksanız yapmayın. Bir dakika ayıp ya. Norveç balıkçılarını topladı. Galatasaray büyük. Hocam, saygısızlık var burada. Özür dilerim. Kaldırma abi. Saygısızlık abi. Kaldırma atkısıyı ya. Tamam. Yapmayın abiciğim. Özür dilerim hocam. Özür dilerim. Yapma. Önce Norveç'ten, sonra balıkçılar, sonra da Galatasaray Spor Kulübümüzden özür diliyorum. Norveç'in balıkçıları değil. Norveç'in balıkçıları tarafından yakalanmış, konserve edilmiş balıkları aldılar takıma. Ama içinde katkı maddesi. Temiz. Aynen bir şey. Ay yürüyünce de kül aldım herhalde. Yürüyünce gömlek sıkıyor bu oğlum. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Hocam Norveç abi biz nereye düştük? Norveç balıkları çok güzel bir reklam var biliyor musun? Biz nereye düştük arkadaş ya? Nereye düştük ya? Nereye düştük? Nuri Çetrifi ve herkese selam. Kardeşim Dinçer Azapan sana da selamlar. Kendine iyi bak. Görüşemedik iki gündür. Herkese çok selam. İyi akşamlar.